mutlular aklına takılmasın yarınlar. Sebebi aşkın budur. Caniko. Caniko kalk Sabol. Caniko. O kadar vurmak istiyorum ki ağzına. Niçin, ne yaptım gene? Terliği versene bana. Ne yaptım be gene ben sana? Oğlum niye durup durup uyandırıyorsun beni ya? En sevdiğim yerde niye uyandırıyorsun ya? Belli ki bir şey yapıyoruz şurada. Belli ki bir işin üstündeyim. Yengene yüzük verdim. Yani niye beni uyandırıyorsun burada? Rüyanda. Rüyanda mı yanda? Yüzüğü aldı kız. Kalk diyeyim, hep rüyalarda yaşasın. Kalk gerçek hayatta yaşa diyeyim bunu. Yarın büyük gün. Dükkanın açılışı var. Bizim hazırlıklarımız var. Kalkasın lazım, hazırlanalım. Ben Zeynep'le evleniyorum diyorum. Sen bana dükkan diyorsun. Allah aşkına çık git şuradan ya. Terk et odamı ya. Terk et. Ben o kadar sakin bir şekilde devam etmek istiyorum ki rüyama. 5 dakika sonra gel. Kız bekliyor. Git abi. Geleceğim 5 dakika sonra. Kaldığım yerden devam edeceğim. 5 dakika sonra gelim. Eğer kalkmadıysan camdan aşağı fırlat. Zeynepciğim 2 dakika. 2 dakika bekle. Hah. Aşkım. Kalk oldu 5 dakika. Ulan hasta mısın nesin, yürü git başımdan. Abi kalk diyeyim, hiç istemiyorsan anlayasın, var işimiz yarındır büyük gün, hazırlıklar lazım, yapalım. Ya bir şey yapmaya çalışıyorum burada, manyak mısın nesin ya? 2 dakika sana, saydan geleyim hatay. Allah aşkına çık dışarı ya. Aa, içimdeki anneyi uyandıracak, manyak mıdır nedir? Deli mi ne pislik? Pislik be, Allah'ın pisliği. Gerizekalı aldım evime, sana demiyorum aşkım. Babür ya, kim? Kime diyeceğim? Abuk sabuk gelip. Kalk oldu 2 dakika. Oğlum yürü git. Abi ne, yürü git. Oh be abi. Yatağıma girdi ya yılan. Geldiler. Ya yürü. Saklanalım o deliğe. Düştüm delice. Düştüm peteğine. Düştüm ulan. Ayde köftenin kralı bunlar. Köftenin kuşu bunlar. Köfte köp. Bak oluyor değil mi? Bak daha alttan vuruyor. Biraz daha lazım, kaldıraz. Köftenin kralı sosu. Yürü be, işte özdelen tablo bu. Ya baba be, köfte burada, köfte. Bak şimdi bak ne alacağım, çok güzel çalıştım ya. Köftenin kralı bunlar. Bunu yiyen bebekler anında emekler. Şimdi olur. O köftelerden 2 tane istiyor. Yarına geliyor musunuz? Yarın. Aynen, bana da. Her gün 2 tane. Hadi. Ocağı boşlama. Hadi kolay gelsin. Kuş köfte. Bir şey bulmam, bir racon bulmam lazım yani. Ay, doğru yoldasın. Ama can, yani... Can. Ya duygulandım be. Ziya abi görür gibi oldum. Seni böyle görse gurur duyardı be. Benim mi? Seni mi? Ne bileyim lan. Yarın açıyorsunuz ha? Abi kısmetse açacağız yani. İnşallah bakalım ya. Yaz oraya. Duble köfte, piyaz, irmik helvası. Tamam. Her öğlen hazır olsun. Bak her seferinde söyletmeyin adama ha. Yok tamam abi, o bende. Neymiş? İrmik helvası, ballı lokma tatlısı, çilekli pasta. Oy oy oy. Oy. Ya Babil, sen yaz. Unutuyor bu. Babil, Babil. Ben not aldım. Yalnız sen de bunu not al. Benim adım Babür Çorokli. Tamam, ben de onu not aldım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun, baya açılmış burası. Açıldı, yemin ediyorum açıldı. Bir gerginlik de başladı bende. Çünkü hı, önden sipariş almaya başladık. Vay, İnşallah yarın dolu taşacak burası. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen olmasan burayı biz... gerçekten açamazdık. Vallahi senin sayende açtık ya. Aman yok be. Vallahi öyle. Evet, biraz öyle. Biraz öyle, biraz da Babil'in sayesinde açtık. Vallahi dalga geçme arkadaşlar. Yat kalk, dua et, bayağı Barbie'nin sayesinde dükkanı açıyorsun. Bay bir. Sizin oranın eski bir atasözü vardır, sen bilmezsin. Babür'ün olmadığı yerde bülbüller öter der. Öyle der yani. Biraz daha bu tarafta durabilir misin? Ne oldu? Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, hepinizi buraya topladım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne oluyor dostlarım, ya? Kardeşlerim, değerli büyüklerim. Ziya babamız, Ziya abimiz bize bu mahalleyi emanet etti. Ve vefatından önce de hepimize hakkaniyetiyle burayı adaletli bir şekilde bölüştürdü. Şimdi bugün ben sizlerden kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için bir şey yapmamızı rica ediyorum. Bu ne anlatıyor? Bakın, hepimizin tabii bu mahallede, bu parkta ortak anıları var ama duygusal davranmayalım. Çocuklarımızın geleceğini söndürmeyelim. I have a dream diyor. Yani ne diyor? Benim bir hayalim var.
Biz bu parkı neden bir şahesere dönüştürmeyelim? Burada bir pırlanta yaratmayalım. Değil mi? Öyle bir park düşünün ki içinde sağlık ocağı olsun. İçinde yaşlılar yurdu olsun, çocuk yuvası olsun, futbol sahası, basketbol sahası, yüzme havuzu, buz pateni pisti. Buz pateni? Ya değil mi? Ya da ne bileyim, sanat ve zanaat kursları, sinemalar, tiyatrolar, sergi salonları. Vur be! Vur yemin ediyorum, vur! Üstüme üstüme vur ya! Meydanı boş buldun, at tabii! At biraz daha! At bakalım neler olacak! Futbol sahası yap buralara! Ya siz de oturmuş dinliyorsunuz, aşk olsun ya! Vur, bu tarafa doğru gelsin de biraz alay çekelim be abi! Ya oğlum bir sakin ol! Dur bakalım adam ne diyecek? Anlat bakalım adam ya! Dur bakalım dinleyelim ne diyecek? İstasyon Mahallesi, geçen gün bir amcamız geldi bana, dedi ki ya Güneş'cim dedi, bizim dedi mahallemizde dedi acaba niye bir Messi çıkmıyor acaba mahallemizden, bir Ronaldo çıkmıyor dedi. Neukamp yok. Yok, Neukamp da yok, herhangi bir tesis yok. Neden bizim mahallemizden Picasso çıkmıyor? Picasso'muz yok ya. Van Gogh çıkmıyor. Picasso şart. Ya. Ah amcacım dedim, bizim böyle bir tesisimiz var mı? Bize reva mı bu? Biz bunu hak edecek insanlar mıyız? Biz 5. sınıf vatandaş mıyız? Biz hep ezilmeye mahkum muyuz? Biz hep yenilmeye mecbur muyuz? Peki diyeceksiniz bu iş nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Merak etmeyin. Bütün istişareler yapıldı, değerlendirmeler, fizibiliteler tamamlandı. Ben yarın sabah Çin'e gidiyorum. Çin'e mi? Bak çakması olmasın. Ronaldo deyip buraya Tusu Basa'yı getirme. Çin'de en yetkin ve en yetkili insanlarla görüşüp projemizi olgunlaştırıp sizlerin huzuruna geleceğim. Yalnız yapmamız gereken tek bir şey var. Buradaki hisselerimizden vazgeçip feragat etmemiz. Projeye devretmemiz. Al feragat edeceğim. Gel buradan feragat. Buradan da feragat, buradan da feragat. Türlü türlü feragat ediyorum. Gel al feragatlarımı al gel. Ya sen ne anlatıyorsun? Burası benim babamın parkı ya. Ya babam burayı bana bıraktı, ben de sana burayı feragat edeceğim. Yok ya. Döşe üstüne tesisleri diye ben feragat edeyim. Oh. Ya Çin'e gidiyor evladım, Çin'e gidiyor ya. Ya Çin'e gitsin, isterse Tokyo'ya gitsin. Gitsin. Şimdi bu deli deli konuşacağım arkadaş. Basın gibi yine. Ya Çin fason olmasın. Hiç merak etmeyin, en iyilerle çalışacağız. Değerli İstasyon Mahallesi sakinleri, siz akıllı uslu insanlarsınız. Ne düşüneceğinizi, ne karar vereceğinizi iyi bilirsiniz. Bunu değerlendirin, düşünün derim ben. Bakın dünya değişiyor, dünya gelişiyor. Benim aylaklıkla işim olmaz. Sana şey yaptı. Sana. Ulan iblis, ulan deli, manyak, gözünü para bürümüş, gerizekalı. Sen ne anlatıyorsun ya? Bu insanları kandırabilirsin de beni nasıl kandıracaksın acaba? Oo. Sen buraya hiçbir şey yapamayacaksın. Allah senin bin türlü belanı versin. İnşallah Çin'e gidersin de Çin'den geri dönüşün olmaz. Allah senin bin türlü belanı versin. Bagajlarda dönesin inşallah. Donarım ya bagajda. Böyle büzüşün burnuna girsin de senin yüzünü kabak tutanlar görsün. Allah'ım inşallah. Adamım gördün değil mi? Hıyar'ın yaptığını bir gördün değil mi? Sensin Hıyar. Efendim? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bir dinlesene adamın üstüne kustun. Ya neyini dinleyeceğim ya? Sen bir dakika, sen Güneş'in tarafında mısın? Evet, Güneş'in tarafında. Güneş'in tarafında mı sesleniyorsun bana şu anda? Evet, öyle yapıyorum. Aklım almıyor ya. Yani adam diyor ki parkı alacağım elinizden, buraya diyor tesisimi kuracağım, trilyonları götüreceğim diyor. Ve sen Güneş'in tarafındasın. Trilyon falan kazanmayacak, para kazanmayacak ki adam. Nereden biliyorsun para kazanmayacak? Nasıl güvenebiliyorsunuz bu adamı bu kadar? Ya ben çalışıyorum adamla, biliyorum ne yaptığını. Ben çalışıyorum. Adam ne yapacak biliyor musun? Bir sürü imza toplayacak. Herkesin onayını alacak ki sponsorluk alsın. Sponsorluğa kimse para vermek istemiyor. Kimse tesise para yatırmıyor. Bunu anlıyor musun sen? Peki sen şunu anlıyor musun? Burası park. Park nedir? Mahallenin ortasında durur. Yeşil alandır, ağaçlık alandır. Teyzeler getirir, dedeler oturur. Kediler, köpekler, kuşlar, çocuklar olur parkta. Parkın olayı budur. Ya bu parkı ben nasıl vereyim bu adama? Niçin vereyim? Bütün bunlardan vazgeçip neden veriyorum adama? Babamın mirası bu park bana ya. Babanın mirası. Çok iyi bildin babanın mirasının kıymetini çünkü değil mi? Bütün gün yattın, çekirdek çitledin. Ya sen ne yaptın? Bir ağaç mı diktin? Bir şey mi yaptın? Bir şey yaptın da yanında mı durmadık? Ne yaptın sen ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ziya baba olsaydı ilk imzayı o atardı. Ya parka bir şey yapılmaz. Park olur, durur. Park durur, mahallenin ortasında durur. Oraya bir şey yapılmaz. Yapma zaten bir şey. Parka bir şey yapma abi. Bir dinlesen. Bir kafanı açsan, safsata dinlemiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun zaten. Durmuşsun köftecide, 2 senedir kapalı. Allah'ım ya Rabbim, aklım düşecek ya. Ya bu Güneş'e bu kadar güvenmeyin lütfen. Bu Güneş'in yaptığı her şeyin altından bir bit yeniği çıkacaktır. Çıkar. Ya Güneş, vallahi taktın Güneş'e. Sen gerçekten, ya sen... Demeyeceğim ya, kötü bir şey demeyeceğim, senden hiçbir şey olmaz. Haydi buyur. Buraya mı gelindi? Olmayacak seninle.
Arkadaş ne güneşmiş ya. Ne güneşmiş arkadaş. Görmüyorlar adamı ya. Ay! Ay! Gitme! Ya, ya. Ya ben hayatımda bu kadar mal mal oyun oynayan bir insan görmedim. Kalk, kalk! Öyle oynanmaz o. Ya ne bileyim, bu cadı çıkınca elim ayağım kesiliyor. Cadı çıkınca elim ayağım kesiliyor. Bak şimdi buraya öyle lazerleri sıka sıka gitmekle olmuyor angut gibi. Buraya ne yapmışlar? Bir sürü labirent yapmışlar. Saklanarak gideceksin. Ha, ondan. Ben ne bileyim, Pac-Man falan bir şey çıkacak sandım. Meğerse tüfekli oyunmuş bu. Tüfek mi? Ya vay sığır vay. Bravo, bravo. Çok güzel vurdun. Tam böyle alnının ortasından. Yalakalık yapma ama. Hadi gel. Yardım et. Takım oyunu bu. Takım oyunu. Yardım edeyim. Yanıma otur. Yanıma otur Kamer. Ha şey. Al bunu, 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 al bunu. Oturumu kapattım. Oturumu niye kapatıyorsun? Oturumu kapattın. Şu anda oturum kapandı. Ya al bunu deyince ben böyle birden şey yaptım ha. Açarız şimdi. Açayım mı? Oh be abi. Oh be abi, bir rahatladık yemin ediyorum ya. Bu adam gittiği mahalleye şenlik geldi. Evet. Kahvede şenlik var. Vay. Allah yemin ediyorum. Oh. Olmuş. Oldu abi. Çok da güzel oldu. Bence de. Evet. Benim kreşimi yapacak mı lan o? Ya bırak ne kreşi abi? Bırakın bu işleri ya. Ne yani? Böyle abuk sabuk mahallenin böyle bir şeyi değişti ya. Aurası değişti ya. Nur geldi mahalleye. Nur geldi abi. Bypass. Bypass. Hah, ağzını öpeyim ya. Aynen, yemin ederim bugün ben de onu aldım. Ben bu sabah bir kalktım biliyor musun? Öyle bir neşeyle kalktım ki ilk defa bu kadar neşeliydim yani. Neden? Sebep bu. Çünkü güneş tutulması vardı abi tepemizde. Damar tıkanıklığını açtık ya. Bugün bahçeden elma koparttım ya. Çok güzel abi. Temizle bunu. İyi o zaman. Temizle bunu. Evet. Temizle. Ben bunları kaldırayım. Kaldır. Tamam. Mahalle nasıl biliyor musun? Işıl ışıl Babil'in asma bahçeleri. Üzüm sarkıyor artık apartmanlardan. Masal gibi oldu ya. Masal gibi oldu ya. Balkondan ananas topladım sabah. Vallahi haklısın yani. Ben de böyle bir şey olacağını anlamıyordum ya. İşte tahmin etmezsin. Yiyeyim kahvaltı mı? O ne ya? Televizyon kumandası mı o? O ne lan? Ne çıktı kol? Koltuk altından büyütüyorsun sen bunu. Nedir bu? Çünkü bir balık. Balık mı? Sen nereden tuttun lan bu? Son dakika haberini tekrar ediyoruz sayın seyirciler. Bu sabah Çin seferini yapmak için İstanbul'dan kalkan uçaktan haber alınamamaktadır. Uçağın içinde bir de Türk yolcu olduğu bilgisi elimize ulaştı. Adı Güneş Kurtaran. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Ne? Ayrılmayın. Ne olmuş? Uçak mı düşmüş? Uçak düşmüş. İçinde Güneş'le birlikte düşmüş. Güneş mi dedi o ya? Sen bu adama beddua etmemiş miydin? Etti. Ne diyor abi, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Benle ne alakası var abi? Ya Allah belanı versin dedin ya, Allah belanı versin dedin. Ulan abi ben öyle bir şey dedim ama yani ondan olabilir mi bu efendi ya? Efendi gibi çekip çıkıp gider misin? Nereye gidiyorum ya? Efendi gibi çıkıp gider misin? Çocuğum sen şöyle gel. Kötü kötü şeyler öğrenme. Hocam çık çık. Gel şöyle. Nasıl ya? Allah aşkına hocam çık bak, bir şey ya olmaz. Bırak gitme bunu lan. Ya kızım sakin ol, Allah aşkına sakin ol. Dolap gibi dolaşıp duruyorsun ya. Ah be babam, ah be babam, nasıl sakin olayım? Hayır, açmıyor bu kamer, açmıyor. Kızım kayboldu diyorlar. Düşmemiştir belki. Yahu 2015 yılındayız ya. 2015. Bulurlar ya, bulurlar. Merak etme. Baba kumanda mı bu çıksın koltuğun altından? Canım bedduası bir şey yaptı acaba? Tövbe tövbe. Yapma hanım Allah aşkına. Olacak şey mi ya? Bir şey olmamış olsun genç çocuğa. Genç ve zengin bir çocuk. Kime kalacak onca para pul? Vah vah. Yiyemeden gitti dağ gibi çocuk. Eğer vasiyet şey etmediyse bütün malı mülkü devlete kalır. Böyle zamanlarda size gerçekten doyum olmuyor. Ben kaçtım. Ne dedi? Hiçbir şey anlamadım. Ödü 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 ödü. İşte kendi kendine konuştu gidiyor. Sana çekmiş. Alo. Ana ben Babür. Ana be, bu adam bildiğimiz gibi biri değil. Tek lafıyla uçak düşürdü. Kim? Can. O sünsüp oğlan. He, o sünsüp oğlan. Yüzümün önünde kaç kişi öldürdü tek lafıyla. Demek ki bilse ki onu öldüreceksin, sana neler yapar değil mi? Lafı ağzımdan aldın ana. Benden uzun yaşayacaksın, ne yapar? O senin mutlu olmanı bile beklemez, hemen öldürür. Oy. Sen korkay mısın? Kim? Babür. Sen Can'dan korkay mısın? Biraz. İki ayaklıdan korkma, tepmez. Karancadan korkma. Dur dur ana, ben bileyim o lafın devamını. Dur, dur kapa kapa.
Ben bileyim o lafın devamını başıma gelecekler. Ne olmuş? Ölmüş müyüm? He? Düşmüş mü? Düşmüş mü? Yok, kaybolmuş. Bak, verilmiş sadakamız varmış. Kim vermiş? Kamer, bak iyi tarafından bak ama şu anda uçakta olabilirdim değil mi? Bir de derler ki sabaha kadar oyun oynamayın. Oh, iyi ki level level oynamışım. Kat be kat yerin altında olabilirdim şu anda. O kadar şükrediyorum ki Güneş Bey. Yani ben o oyunu becerebilseydim siz bu oyunu oynamayacaktınız. Şimdi o uçağa binmiş olacaktınız. Ya öyle düşün. İyi tarafından bak. Tamam, iyi tarafından bakıyorum. Artık bir kutlamayı hak ettim değil mi? Yani bilmiyorum belki. O kadar küçük başarılarım var ki onları bir araya toplayayım, ondan sonra doğum gününde falan bir şey yaparım diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Sağ ol Kamer'cim. Geçebilirsin. Teşekkürler. Çok sağ ol efendim. Yani eğer siz o uçakta olsaydınız ben şimdi ne yapardım? Kimse beni doğum gününde bile hatırlamazdı. Aç kalırdın. Ne olacaktı ki? Ben birazcık uyuyayım. Çok uykusuz kaldım. Sen de git mahalleliye de ki. Ölmedi. Tamam, binmemişti zaten uçağa. Meraklanmayın da. Ne oldu ya? Aa, utanmaza bak. Ya bir de taziye geliyor ya. Şuna bakın. Can, sussun şimdi. Bittin bu mahalleli için Can abi. Bittin. Güneşimizi söndürdün, güneşimizi. Uçağını düşürdüğün yetmedi şimdi. Ofisini mi yakacaksın o çipil gözlerinle? Abi bende ne alakası var? Allah aşkına yapmayın ya. Sen her şeyin başı sensin. Bakmayın arkadaşlar. Doğrudan gözünün içine bakmayın. Benim iki tane lafımla nasıl batmış olabilir gemi ya? Ne gemisi ya? Uçak. Madem böyle güçlerin vardı, beraber kupon yapaydık. Ya kardeş, Devran ne diyorsun ya? Adamın Türkçesini bitirdim ben, Türkçesini. Adam anamına mala hey deyip çıkıyor. Benle ne alakası olabilir bunun ya? Bir tane laf söyledin, koca uçağı düşürdüm ben. Bir laf. O kadar masumu niye düşünmedin ya? Yani ben sana buradan laf etsem şimdi düşüp öleceğim mi sen? Sakın ha, bana şey yapma, bana direkt söyleme. Siktir şunu vur. Deme bir şey deme. Zeynep sen de mi öyle düşünüyorsun? Adamın uçağı düştü, sen neyin derdindesin ya? Babür. Ya hayatta öyle düşünme ama buradan lazım çıtam. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Deme, deme. Bırak bizi. Güneş Bey uyanın. Biraz önce mahallede petrol buldum. Biraz ileride altın, galiba yakında doğalgazla çıkacak. Kamer seni ayağımın altına alırım vallahi. Ya ben çıkıyorum. Ben bir gideyim bir havamı hava alayım ya. Bu ölüm kıyısında gezmek de benim dokundurdu bana yani. Sakın. Her ne kadar varlığınıza tapsam da şu anda yokluğunuza tapınan bir mahalle karşısında ben bile çaresizim. Nankörler. Öldüğüme sevinmişler değil mi? Tam tersi. Çok üzülmüşler. Herkes perişan, darmadağın. Cesediniz bir kahraman. Can şerefsizi. Bir halk düşmanı. Katil. Zeynep'e hiç girmiyorum bile. Yakında size olan aşkından ince hastalığa bile tutulabilir. Bu durumda ben acaba ölsem mi? Sakın! Ben size ölmeyi değil, ölümün tadını çıkarmayı emrediyorum. Kamer, sadede gel. Siz buradan çıkmayın, gerisini bana bırakın. Nasıl çıkmayayım? Açlıktan geberirim ya. Tamam, şurada bir yerde pideci magneti olacaktı. Heh. Buyurun. İstediğiniz gibi pide söyleyebilirsiniz. Çok güzel kıymalı pideleri var. Eğer bir değişiklik yapmak isterseniz kıymalı pide söyleyebilirsiniz. Ha bu arada karnınızı kıymalı pideyle doyurmayın. Çok güzel kıymalı pideleri var. Hadi sen git o zaman. Ben birazcık ölümsüzlüğümü tadını çıkarayım. Zaten hak ettiğim de buydu sanırım. Geç bile kaldınız. Şekilli ya, tamam. Yok mu bir haber, Kamer? Haberler kötü, haberler karanlık. Dünyaya 1000 yılda bir gelecek. 1000 yıl fazla mı? Yok, iyi. 1000 yılda bir gelecek bir adam kayboldu gitti. Daha kim güneşim. Kamer'cim. Sakin ol, daha kötü bir şey yok. Yani kesin bir şey yok. Sadece kayboldu. Kayboldu işte. İnsanlık için büyük bir kayıp oldu. Yok, hiç gerek yok. Gerçekten. Otur. Hepiniz oturun, sakın bu tarafa geçmeyin. Peki Kamer, bir şey soracağım. Yani hiç haber yok mu ya? Sıkacağım gırtlağını ama ha. Yok haber yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Havaalanı şirketleri falan da aradım, onlar da bilmiyorlar. Yalnız dedim ki, burada bir tane kem gözü beddua etti, ondan olabilir mi acaba dedim.
Öyle deyince bir fotoğrafını gönder dediler. Fotoğrafını yolladım. Onlar da şüphelendi çipil gözleri görünce. Araştırıyorlar. Büyük açılış. Meşhur Ziyabek küftesi. Küfte, iron piyes. Küfteler buyurun. Tufi, Tufi. Gel tatası küftemden. Yok ben tokum. Nasıl? Tokum. Nasıl toksun be? Sakalımı kılıyı senden daha şiş var. Hadi. Tokum ben Türk gibi tokum. Güneş mi kaybolmuş hala köfte diyorsun ya. Güneş mi kaybolmuş? Yürü. Gel buraya. Buraya gel. Küfteler. O zaman gidelim şey yapayım. Ben ciğerleri bir iyice dinleyeyim. Gel bundan tadası. Ona ben. Küftemler. Kokla bundan alırsın ağzını alırsın. Ya yok çarpar marpar istemez. Küfteler nasıl çarpar? Ya istemez tamam. Küfte ayran piyaz küfte. Küfteler yok mu yiyen? Ah Ziyabek ah başıma neler açtı sen. Ah Ziyabek ah Ziyabek. Gel güzelim ben. Gel bunlar anlamazlar. İnsan nankördür. Hiç açıyorsun mu fazla tuttum? Gel bakayım buraya. İnsandan hayır yoktur. Ne var ise hayvanatta vardır. İnsandan umudunu kesmiş bir yaratık varız biz zaten. Ben şahsen kendimle kestim. Ne var ise kedilerde var. Küfte! Küfteler! Meşhur Ziyabek'in küftesi! Kimse sevmeyin küftemi! Çıksak mı Zeynep? Ben burada pek duramıyorum da. Biraz duralım ya, ne olur vallahi ya. Ben inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Sanki şuradan çıkıp gelecek gibi hissediyorum yani. Ya Zeynep niye oradan çıksın gelsin şuradan veya şuradan çıkar gelir gelirse. Doğru söylüyorsun valla. İnsan böyle bir şey hissedebilir mi? Yeter ki patronum dönsün, mesailerim uzasın, maaşımı ne bileyim kızsın, bir şey yapsın. Yeter ki dönsün ya, gerçekten dönsün istiyorum. Yani hiç mi bir haber yok? Yok, haber yok. Tamam, haber yok. Sanki Çin uçağı değildi de uzay mekiği gibiydi. Hani bizim de yapacak hiçbir şeyimiz yok. Böyle eli kolu bağlı duruyorsun. Böyle oturmak bana göre bir şey değil. Gerçekten ben duramıyorum. Yani bir şey yapabilsek keşke. Ama yapacağımızda hiçbir şey yok ki. Aklıma da bir şey gelmiyor. Ne yapsak? Gerçi yapacak bir tane şey var ama. Tamam söyle. Yani onun son büyük hayalini gerçekleştirelim mesela. Çin'e niye gitti Güneş Bey Zeynep? Park. Ya hep beraber Güneş Parkı'nı yükseltelim. Bu projeyi hayata geçirelim ha? Tamam yapalım. Doğru söylüyorsun yapalım. Gidelim dışarıda konuşalım olur mu? Tamam haklısın hadi başlayalım. Maket alayım. Maket mi? Ne maketi? Ya oraya sokma beni ne olur. Yani orada onun kokusunu duymak, onun otururken ağırlığını verdiği yerin şeklini görmek istemem. Yok Zeynep delisin lütfen. Deliyim. Her şey kafada. Tamam. Hadi hemen gel. Çözeriz biz. Tamam ben üzülme sen. Kelebek köftecisi olduk ya. Yemin ediyorum kelebek köftecisi olduk. Ya köftecinin ömrü bir gün olur mu ya? Bir gün olur mu? Milyon tane köfte yaptık. Bunları kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim acaba bunları? Düzelecek be Caniko. Hemen düşeysin depresiye. Ya nasıl düzelecek abi? Nereye düzeliyor Allah aşkına ya? Adamlar benim büyücü olduğumu sanıyorlar lan. Beni bin yıldır tanıyan insanlar büyücü olduğumu sanıyorlar. Bunun neresi düzelecek? Ne bileyim ben? Sen de sanıyorsun büyücü beni. Büyücü sanıyorsun. Yanıma bile yanaşmıyorsun. Geçmişin arkamda oturuyorsun ya. Abi onun için değil. Ne alakası var şimdi arkamda önümde? Öyle denk geldi. Sen süreden lafı düştü uçak. Ya nasıl öyle denk geldi ya? Öyle bir denk gelme benim hayatımda denk gelmedi ya daha önce. Allah Allah. Uçak düşmesi dediğin ihtimal yüzde kaç biliyor musun? Milyonda bir ihtimal. Bana niye denk geldi o ya? Ne de o denk geldi sana? De öyle insan tipisin sen. Allah Allah. Ulan büyücülük gibi bir kabiliyetim olsa giderim. Güneşle uğraşır mıyım ya? Dakikasını yapıştırırım. Bir beddua koyarım şak yere. Allah belanı versin in. Allah belanı versin in. Bunları yaparım ya. Ben ne uğraşacağım bu kadar? Dur lan. Bir şey deneyeceğim. Deneyeceğim tuhaf abi. Deneme tuhaf şeyler. Hayır belki de vardır gerçekten. Ben bilmiyorumdur. Çünkü insan yeteneğinin farkında olmayınca tuhaf şeylerle karşılık. Dur bakalım. İnşallah köfteler, inşallah tez zamanda mangallara gelesiniz, ateşlere gelesiniz ya Rabbim.
O mangalların üzerinde kuruyun kuruyun da böyle yağlarınız aksın aksın da böyle ufacık kalın, kimse yemesin sizi canım. İnşallah mangalın üstünden akan yağlar tortu tortu olur, birikir civarınıza da gül... Bravo, tebrik ediyorum. Ağzından bal damlıyor. Seni kötülük kariyerinin en zirvesinde görmek isteriz efendim. Ya büyücü müyücü dediler bana, ne yapayım ya? Abuk subuk, çok ters bir anda yakaladın saçma sapan köftelerle konuşurken. Tabii tabii, sen hiç beddua etmezsin yoksa. Ağzın böyle tertemiz çiçek gibidir. Ya için kötü, için kararmışsınız. Ettiğin laflara bak, adamın uçağı düştü. Benim yüzümden mi düştü uçak ya? Abuk subuk konuşuyorsunuz ya. Ben mi düşürdüm uçağı? Canım, belki sen düşünmemiş olabilirsin ama ben öyle hissediyorum. Yani senin bir şekilde enerjin gerçekten oraya isabet etmiş olabilir. Biliyorum mantıklı değil ama ne yapayım, gözüm mavi. Bir şekilde böyle bir enerji sorunun var senin, anladın mı? Yapma öyle, yapma. Düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorum. Nasıl değiştireceksin? Şu an farklı düşünüyor musun mesela? Hayır. Ya bak, demek ki işe yaramıyormuş. Boş boş konuşuyorsunuz. Lens takayım anasını satayım ya. Lens tak sen. Bir şey yap. İçindeki o kötülük çıkmasın. Ben bilmiyorum. Ben seni suçlu görüyorum. Bir şekilde seni suçlu görüyorum ben. Yani ne oldu şimdi? Bütün bunlardan sonra ben senin için bittim mi? Bitirdin mi beni? Ya bittin. Bitmedin. Bilmiyorum, bittin mi bitmedin. Gerçekten bilmiyorum ama böyle bir gözümde katarak gibisin. Bakmak istiyorum. Bakamıyorum. Bakıyorum. Flul. Netleyemiyorum abi seni. Netleyemiyorum artık. Bir şey kırıldı bende. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Ben senin inadına yemin ediyorum, şurada gördüğün yeşillik alanı var ya, böyle blok blok koyacağım. Bir sürü bina. Sen böyle kurumuş küçücük köftecinde oturacaksın, tek başına yelleyeceksin köfteni. Anladın mı? Belki canın yanar, belki anlarsın biraz. Anlarsan tabii. Ya ben ne yaptım sana ya? Ben sana ne yaptım ki ya? Katarak dedi abi bana. Ve durmadı yani. Katarak çoğalttı aşağılamasını. Ben ne yaptım? O zaman şöyle anlat. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Tam şurada. Hatırlıyor musun Vefa? Öteki mahallenin çocuklarıyla kapışacaktık da. Bizim mahallenin gülü yapıyorlardı. Tam ben dedim tamam bitti artık bırak. Sen bir böyle gerildin, bir hoşuna da böyle bir gülümsemeye başladın dedim. Korktu bu herif. Tam oradan seninle Güneş çıktınız. Güneş seni bir attı ortaya. Yırttık mahallenin gülü olmaktan. Sen de yırtmış mıydın lan? Ne oldu lan? Kamer, ne oldu o gün ya? Kurtulamayan tek ben oldum o gün. Ha. Neyse, o zaman projede... Ya bir tarifte... Ya arıyorum, tarıyorum, arıyorum, tarıyorum, limon yok. Ne toptancılara gittim, kime sorduysam yok. Memleketteki bütün limonları ihraç etmişler. İki güne kalmadı, bir kamyon limonla geldi Güneş Bey. Ya kilo fiyatına taneyle kapanın elinde kaldı sarı gelin. Ne para yapmıştık be, vay Güneş Bey. Sizin bu yaptığınıza bir şey deniyor. Şuradaki duvarda yazıyor, buraya çöp dökün. Fitifiz, fitifiz. Biz ihtiyacı karşıladık canım. Tamam, tamam. Şimdi şeyi ben projeyi anlatmaya devam edeyim. Benim o domuz gribi ilacıyla ilgili araştırmalarımda da bir yığın çalışanını bana gönüllü olarak yollamıştık. Say, nerede o adamlar? Biz de çok haber alamıyoruz tabii. Galiba emekli oldular malulen. Neyse, herkesin saçma sapan anları bittiyse ben projeyi anlatmaya başlayayım. Şimdi, projemiz köklü bir değişim gerektiriyor. Yani buraya bir alışveriş merkezi yapacağız. Burası bomboş olacak, burası ring gibi. Ulan arkadaş, ne acayip bir şey ya. Barış Manço böyle anılmadı ya. Bu neymiş ya? Merak etme canım. Senin cenazen daha kalabalık. Ya bırak, ne kalabalık olacak. Bir sen gelirsin cenazeme. Yani, ben en başta geliyorum, merak etme. Ya hadi beni geç. Hadi beni bırak. O Ziya'nın anısına yapılır mı ya? Gelip burada aslan gibi pozlarını paylaşacak. Ayıp denen bir şey var. Ayıptır ya. Şimdi şuraya bir güvenlik merkezi açacağız. Ahmet abi, o nasıl gelmek ya? Bu kiloya nasıl geldin böyle sessiz sessiz? Yumuşak taban ya, akıyor. Yumuşak mı tabanı? Vay be. Ya Can, sana bir maruzatım olacak. Nedir? Bu mübarek ağzına bizim manav Tufan'a belki bir şey söylesen ha. Ya güzel bedduanlarla sen üstesinden gelirsin. Çok üstüme geliyor, ben baş edemiyorum. Ahmet abi, kırmayayım kalbini. Tamam Gerda, tamam. Sileceğim bakkal defterini. Hesabını, hepsini sileceğim. Sen onu ağlat, ben seni güldürürüm ya. O ayakkabıların tabanı yumuşak mıydı Ahmet abi? Yumuşak. Şu ayakkabılarını bir verir misin bana bir dakika? Niye? Bir şey deneyeceğim. Deme be. He. Allah. Deme. Bunları böyle bir çözelim diyorum yani. Ne kadar korkutucu bir tip oldum ya. Ya da bu şarkı. Yok artık. Çok meşhur bir şarkıydı bu vaktinde. Nedir, nedir manası? Anlamı nedir?
Haber ile dört bir yana canım, güneş topla benim için. Şimdi sen diyorsun ki bu yeni yapılacak yer bizi mutlu edecek. Peki nasıl olacak bu? Şimdi hepimiz Medi'yi çok seviyoruz tabii. Çok güvendiğimiz bir doktor. Ama bazı kompleks durumlarda nasıl tıkandığını biliyoruz. Ben de diyorum ki şöyle 24 saat açık ve ücretsiz bir polikliniğimiz olsa mesela. Bu bizi mutlu etmez mi? Beyefendinin hemşireleri olursa niye mutlu etmesin? Afife'cim sen rahat ol. Bak tüm hizmetler diyor Zeynep. 24 saat diyor. Arife teyze bugün gelmeyecek. Yok Arife gelmeyecek çünkü rahmetli Ziya Bey bütün hisselerini bana devretmiş. Kızım şimdi iyi diyorsun, güzel diyorsun da o arazi bizim değil ki Ziya Bey'in. Adam söz hakkını bize niye verdi? Vasiyetine sahip çıkalım diye. Şimdi ayıp olmaz mı? Ay aman Şerife abla, ayıp da neymiş? Oğlu olacak o can düşünsün. Ya bir de anne bir şey söyleyeyim mi? Bence eğer Ziya baba burada olsaydı ilk imzayı o atardı. Gerçekten. Hani sen öyle diyorsan hemen atalım imzaları hemen. Ha, zaten ne düşündünüz? İmzayı atacağız, sonra göreceğiz. Buyur Şerife teyzeciğim. Hey Kamer, nedir durumlar? Ben bir tane daha yerim ama siz devam edin. Lan salak, onu mu diyorum ben? Dışarıdaki durumları soruyorum. Ha. Her şey planladığımız gibi tıkır tıkır işliyor. Bu sefer gerçekten mahallenin üzerine bir güneş gibi doldunuz. Herkes sizden bahsediyor. Heykel belki küçük bir hedef ama yakında mahallenin ismi Güneş Mahallesi olabilir. Buna engel ol. Havut devasınıza bayılıyorum ya. Salak. Efendim? Mahallenin yeni adını çoktan hazırladım ve sattım Kamer. Biz bu projeden 5 kuruş para kazanacak mıyız? Hayır. Hadi sen salaksın. Tamam. Ben salak mıyım Kamer? Estağfurullah. Haşa. Olur mu öyle şey? Asla. O ne be? Bu nedir? Değil bir güneş saati. Hani güneş, saat serbest çarşı. Bu parkın görünmeyen karlı yüzü Kamer. He, he, bu şey bu. He. Süren başladı. Helal. Ne bu? Anladım. Şey, biz bununla şifreli kanalları, maçları falan bedava izleyeceğiz. Anten. Anten, anten sensin Kamer. Hem de neyin anteni olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu bir baz istasyonu. İzle. İstanbul'un yakın gelecekteki tek baz istasyonu olacak. Biz inşaatımızı tamamladığımızda diğer bütün baz istasyonları iptal olacak ve faal olan tek istasyon bu olacak Kamer. Biz de paraya para demeyeceğiz. Mahallemize de baz istasyon mahallesi diyeceğiz. Ya böyle, böyle işte. Bu. Bravo. Koş, imzaları topla, beni canlandır. İnsanların yüzüne gülmek istiyorum. Gülelim ya. Çok şey bu, gel. Nasıl? Bir çıkabilirsin. Harikulade ya. Zeynep, Allah aşkına bir dur ya. İki laf edelim Allah aşkına ya. Bir konuşalım. İyi et, konuş. Ama adam gibi konuşalım, böyle karşılıklı laf edelim. Sen o hakkını çoktan bitirdin Can. Bundan sonra sana ne var Can? Sen kim köpek Can var? Vay anasını ya. Zeynep hata yapıyorsun, farkında değil misin? Hata yapıyorum. Evet. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Sen bir süre benim karşıma çıkma, yeter o bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? O planın altında ne yatıyor biliyor musun? Ne? O planın altında şeytan yatıyor. Bunu nasıl görmüyorsun ya? Şeytan senin ev hayvanın be. Ki ayrıca sen beni şu an zorluyorsun. Yapmak istemiyorum ama beni klişeye zorluyorsun. Söyle, güneşle aklına gelen en büyük klişe nedir? Bana mı söylüyorsun? Evet. Güneş balçıkta sıvanmaz mı? Aha, ah, bu da sana kapak olsun canım. Vay hayvan. Klişeyi bana iteledi ya resmen. Ay ya da kız eti ince. Aa Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nereye böyle? Laptopumu alacağım. Yok yok ama kapalıyız biz. Siz de zaten izinlisiniz. Biz de zaten bir süre evden çalışma moduna geçtik. Güle güle. Tamam Kamer'cim, alıp geliyorum. Ben getireyim. Ay gerek yok, alırım. Ay sen nereye? Şarjını alacağım. Ay ya şarj ne kadar ağır olabilir ki? Şşt, bak çok tehlikeli yukarısı. Yukarıda goril var, çıkmayın. Şeyler geldi buraya, böcekler falan var. Yapmayın. Zeynep. Ya Kamer, nedir bu Allah aşkına? Yemişsin kenarlarını, bırakmışsın. Işte, al şunu. Kusura bakma, ne vali. Pis.
Zeynepciğim. Ne var? Allah aşkına konuşalım. Sus da yardım et. Ver. Ne olur konuşalım. İmanım gevredi. Şiştim ya. Ne konuşacaksın sen benimle? Özür dilerim. Niye? Özür dilemek istiyorum. Bitirelim bu mevzuyu. Benden ne özür diliyorsun? Kimden özür dileyim? Söyle özür dilerim. Abi özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne yapıyorsun ya? Affettim. Tamam. Hadi gidin o zaman. Tamam özür diledim. Bitir. Kapatsın gitsin bir mesele ya. Neyi bitiriyorsun? Ne kadar uzadı ya? Anlamsız bir şey. Ya abi... Ha, niye bu kadar saldırıyorsun ya? Adam bitti gitti yani. Bunun benimle ne alakası olabilir? Yani ikilemek... Yani... Beni bazen sesim gider de. Aa, geldi bak. Çipet pet 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 pet. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya adam gitmiş. Beddua etti diye uçak... Ulan Bedül ya be öküz gibi be. Yani beddua etmekle bir uçağın düşebileceğine gerçekten inanıyorsan artık burada konuşmayalım yani. Konuşmayalım. Benimle bir alakası yok ki. Kapayalım abi konuyu. Tamam, kapayalım. Tamam. Ay hepiniz delirdiniz. Yemin ediyorum delirdiniz. Kadınlar anlayamıyor bunu. Ben de. Anlayamıyorum. Kadınlar anlayamıyorum abi. Bir şey ye. Bundan çok güzel. Sen mi yedin bunu? Ha. Allah kahretsin. Çiğneyip çiğneyip içine mi tükürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Böyle şey değil. Güneş Bey. Ne? Ne? Ha! İyisiniz değil mi? Kim o? Kim gel? İyi misiniz? Babür, acaba sen bana bir yarım porsiyon daha mı köfte atsan? Ne yapsan acaba? Yarım yapmayız. Aa, bana bak tek müşterim benim. Farkında mısın? Ne istersem yapacaksın. Olsun. Ben prensipleri olan bir adamım. Prensipleri olmayan adam boynuzsuz eşeğe benzer. Canım benim, eşeğin boynuzu yok. Demek ki senin prensiplerin yok. Ne var? Benim yarım porsiyon köftem var. Hadi canım. Bizim oralarda vardır boynuzu eşek. Sizin ora, sizin ora. Nere sizin ora? Nere? Hadi at benim yarım porsiyon köftemi Babür. Atmam. Ne oldu? Bizim orası mı neresi? Sabah doğan güneşi sırtına vereceksin. 9 gün kadar yürüyeceksin. Yürüyeceksin, yürüyeceksin. Sonra karşına kocaman bir ağaç çıkacak. O ağacın dibinden sola dön. Döneyim. Yok dönme, sağa dön. Dostu var, düşmanı var. Şimdi herkese haber vermeyiz. Seninle daha o kadar samimi değiliz. Günler geçer, sonra direkt neyse. Sağa dön. Sonra karşına bir tane cunik çıkacak. Cunik. O cuniki takip et. Biraz yürüyeceksiniz. Dere tepe yürüyeceksiniz. Karkış yürüyeceksiniz. 7 dağın ardından geçeceksiniz. Sonra bir düzlüğe geleceksiniz bile. Mis yemyeşil. O düzlükte hava çok temizdir. Bizim oralarda ozon tabakası delik değildir. Herkes mutludur. Orası bizim orası. Ay çok güzelmiş. Hava mis gibi. Bol oksijen. Ya nasıl? Ay, köfte de ne güzel gider onun yanında. Öyle. Öyledir. Hadi at sen benim yarımı. Ha? Hadi. Açlık belime indi vallahi. Sen doymadın mı? Kalk git. Ya Babür. Ben sana bir sır vereyim mi? Ver. Ben hangi yağı tercih ederim biliyor musun? Hangisi? Ben sırları çok severim. Söyle. Sineğinkini canım. Sineğinkini. Ben seri sonu kraliçesiyim Babür. Ben fırsatların, kuponların, kapatıyoruz ilanlarının efendisiyim. Ben batan geminin kaptanıyım Babür. Kim batay be? Siz? Kim batayız? Yemedin mi köfte lezzetli lezzetli? Niçin batayız? Be, köfte köfte her yerde köfte işte aynı köfte canım köfte. Yeah. Ha. Bizim köftedir farklı. Bizim oranın her şeyidir farklı. Köftesi de farklı. Dün beri bugün iki. Sana bir köfte yaparım. Bilmem nerelerini yersin. Aman. Eşeğin boynuzunu yedirme de. Hadi selametle selamet. Nedir bu? Bunların paraları da daha küçük. Yemedir bir adam varmış burada. İlk paramız. Dediler ki güneşin uçağı kayıpmış, kayıpsa kayıp. Sana ne? Ama güneş mirasını mahalleye bırakacakmış. Yahu baştan söylesene. Yapmayın sevgili mahalle. Öyle bir şey yok. Hem zaten Güneş Bey'in ölüp ölmediği de belli değil. Belki de yaşıyor. Yaşıyor diyor ya. Ya ne zaman kesinleşir yaşayıp yaşamadığı ya. Ne bileyim ben.
Sen bakkal defterini kaybettin, ümidini kaybettin mi? Etmedin. Ben de etmiyorum arkadaşlar. Umudumuzu kaybetmiyoruz, tamam mı? Bence Güneş hala yaşıyor. Benim umudum var. Güneş içi güzellik ve iyilikle dolu bir arkadaşımızdı. Ve onun istediklerini biz o gelene kadar yapacağız. Bravo, bravo gerçekten. Bu güzel kompozisyon için çok teşekkür ederiz. Anladınız mı? Yapıyoruz bunu, hadi. Şimdi Güneş'in geri dönmesi için ona enerjimizi yollayalım, tamam mı? Hadi İstasyon Mahallesi, gönderin enerjiyi. Gözlerimizi kapatıyoruz. Esas enerji sahibi orada işte. Ağzıyla uçak delirdi maşallah. Çatacak üstümüze. Adamı bayıldın, bayıldın adamı. Ulan adamlar füze atıyor, füze uçak düşürmek için. Allah belasını versin dedim diye uçak düşer mi ya? Siz nerenin suyunu içiyorsunuz ya? Nasıl bir Can, zaten herkes gergin. Ne olursun? Ya tamam Güneş'i ben de pis huyu vardı, iğrenç huyu vardı. Tamam, çok sevmezdim ama mahallenin adamıydı sonuçta. Ben de üzülüyorum. Ya bari ortalık sakinleşene kadar git böyle çek perdeleri, yorganı bir şey. Ne yapacağım? Beddua tör. Git Allah'ını seviyorsan ya. Can git artık git. Ya bu ne ya, mahallenin kurucusu adammış gibi. Ne diyorsun? Bayılttın adamı Can, bayılttın adamı ya. Hala gözümüzün içine bakıyor ya. Tamam gözü renkli diye de uçak düşürmüş olamaz ya. İçi kötü, kötü değil hadi, yani. Hadi. Hiç utanmaysanız değil mi? Toplanmışsınız burada tekrilek masada rencide edeysiniz canlı komi. Hiç utanmaysanız değil mi? Ben miyim kabahatli? Lan oğlum ne? Evladım, evladım bir dikkat et ama ayağını ezdin be çocuğum ya. Teyzeciğim. Yavrum. Teyzeciğim bak. Ya, sağlıklısın da yani neyin peşindesin anlamıyorum çocuğum. Teyzeciğim bakın. Teyzeciğim. Teyzeciğim. Yoksa. Ya varsa. Ay zamanı gençleri. Ay! O ne be? Sen kimsin? Gel Kamer, gel, gel. Benim, benim. Güneş Bey. Amma da annenize benzemişsiniz ha. Evet Kamer, tipimi değiştirdim ve ammaya katıldım. Teyze olmak çok zormuş. Bir de şu Can'ın adamına yakalanıyordum. Dövmek zorunda kaldım ya. Ne yapıyorsunuz efendim? Çok tehlikeli. Ha, ama hepsine değdi biliyor musun? Hepsine değdi. İnsanlar meğer beni ne kadar çok seviyorlarmış ya. Benim için akıttıkları gözyaşı. Sizi sevmemek mümkün mü efendim? Ya Zeynep? Meğer kalbi benim için atıyormuş. Onun o gözlerindeki o derin boşluğu gördüğümde neredeyse duygulanıyordum, üzülecektim yani. Sakın, sakın. Yani şeyi düşünün. Böyle sizi Can'ın karşısında görünce nasıl sevinecek bunu düşünün. Şimdilik bununla idare edin ha. Ya Can'a ne demeli? İnsanlar benim anıma sahip çıktıkça nasıl köşeye sıkıştırdılar zavallıyı. Yani kendime olan saygım neredeyse bir kat daha arttı diyebilirim. Yemin ederim karanlıkta parlayan bir pırlanta gibisiniz. Öpeyim. Öz! Sen bana mı yükseliyorsun be? Yürü, yürü! Kusursuzluğumun doruğundaki varlığımı kirlettirtme bana! Çık dışarı. Bittim ben. Aa, bittim ben, bittim, bittim. Kafamı taşla ezdiler. Aa, bittim. Bittim ben, bittim. Caniko be, daya gibi ben yedim. Başına maramayı sen sardın ben. Nasıl oldu bu iş? Ben bittim abi, bittim. Bittim, bittim. Ne oldu, ne oldu? O elime. Niçin? O elime. Niçin bittim? Hiç iyi değilim ben. Buralardan gideceğim ben. Başka yerlere taşınacağım. Ne demek be başka yerlere taşınacağım? Niçin?
Duramam artık buralarda. Git dedi bana Zeynep. O benim. Of sıkı sıkı ovaralarım. Abi kız onu dememişler kalpten. Canından dememiştir onu. Bin tane şey geldi kızın da başına. Haklı bu mahallede bir taş bir meteor düşmedi kafamıza. Ne isteysen olsun ne isteysen. Dedi işten dedi. İşten dedi. Ben tanırım onu işten dedi. Git dedi. Sakin of misin, of sıkı oralar. Sen bilmiyorsun. Şuurun yerinde değil be. Agri başına. O yüzden bak ben sana anlatırım bir hikaye. Sokakta gördüm bir teyze takıldım peşine. Ne? Gördüm bir teyze takıldım peşine. Ama görsem teyzeyi kukuk. Yaşına göreydi çok diri, çok kıvrak idi, çok kısrak gibi teyzeydi. Ne yaptın sen iyice kudurdun mu pis bende bu çıkışarı? Dur be Caniko. Takıldım peşine. Takip edeyim. Teyze saptı sola. Ben saptım sola. Saptı sağa, saptım sağa. Sonra o saptı sağa ben soldayken de bekledim yapsın 8. 8 de beklerden ortada yakaladım. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? O yakaladım ortada. Tam sonu dönecekken, tam kıstıracakken. Oğlum manyak mısın? Nesin? Sapıttın mı iyice? Ne anlatıyorsun? Kimdi o teyze bilimiz? Ne bileyim ben kimdi? Güneş. Kim? Güneş. Bizim iblis. Teyze kılığına girmiş. Güneşti. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu çok düşündüm. Çok derin düşünceler gark oldum. Güneş o ocağa hiç binmedi. Yesene. Ne var onun için? Pide. Pideler. Kalk 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 yürü gidelim. Moto gider. Kimse yok gibi. Sizi saklanıdır o yukarıda. Gel böyle gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel. İşin en pis kısmı bize kaldı. Gene mi? Ha gene dur. Ama bu sefer hazırlıklıyız. Al bunları. Al bunları tak eline. Al tak. Ha şimdi. Al bunları be. Hissiyatımı kaybedeyim. Gübreyi hissedeyim. Neyi hissedeceksin ya? Olmaz lazım. Dokunan güzel. Ha gir şimdi. Gir aşağılara. Dal 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 dal. Be pislik. Bu ne yırtığın elimde kaldı ya. Gir gir gir. Bak aşağılara bak iyice. Eğil eğil eğil. Eğil. Bak içine. İş. Sen de biraz daha için mi burada bazı şeyler? Ne pis kokuyor ya? Ha? Ha bak ne buldum. Sen aç mısın bunları yiyelim mi istesin? Ah çapsız adam ya. Oğlum ne bu? Pide değil mi bu? Pidedir. Pide kenarı değil mi bu? Pide kenarı aç mısın? Değilim. Pidenin kenarları bırakılmış, içi yenmiş. Bu mahallede kaç kişi pidenin içini yer, kenarlarını atar? Kim o kadar zengin? Kim o kadar züppe? Kim o kadar kendini bilmez ukala? Kim? Kim? Kim bir düşün. O çocuk ne o salat oldu Zeynep'e? Allah seni kahretmesin ya. Biz niye geldik buraya? Geldi güneşin bulanı. Ne güneş? Ha işte güneşten bahsediyorum. Oh, güneş. Güneş diyorum ya. Zibidi. Pislik herif bak. 10 paket söylemiş. Onlar hepsini yemiş mi? Çünkü içini yemiş, dışını atmış. Bakın. Burada da var. Bu da. Ben şimdi mahallenin ortasında bu hayvanı rezil edeceğim. Herkesin içinde rezil edeceğim bu hayvanı. Bitti işi. Nasıl yapacaksın? Bitireceğim. Burada bitireceğim onu. Suratına ya. Borazan üteyim. Hazırlıklar yapayım. Ya neyin hazırlığı? Allah aşkına neyin hazırlığı? Güneş'in ofisini basmayacağız. Bir borazanı üttüreyim. Ya bu şekilde gidilir mi adamın ofisine? Nasıl gidelim? Yolda seni çevirip sordular mı? Ne cevap vereceksin acaba? Ne derim? Bu tipe bir baksana. Herkes seni çevirir ya. Lan. At ortumu. At suratını muratını sil. Bu nedir ya? Sen botlarla mı duruyorsun? Botunu da giymiş. Ne yapayım? Allah aşkına git bir üstünü değiştir de gidelim. Gidelim basalım ofisini. Sahip çıkalım şeyini. Adam gibi basalım. Yürü git banyoya bir ya.
Güneş! İblis! Güneş! Güneş! Can mı geldi? Gel Can. İlişin şöyle, hadi. Sevgili dostlarım, büyük bir badire atlattım. Hepinizin de malumatı var. Aslında hep beraber atlattık. Pilot uçağın düşeceğini anons ettiğinde bu gözler neler gördü inanamazsınız. Ağızdan öpüşen Çinliler mi istersiniz? Oksijen maskesini önce kendi kafasına, sonra yavrusunun kafasına takanlar. AA oyunda son bölümü geçmeye çalışanlar. Birbirini yiyenler. Ay. Pizza yiyenler. Peki ben bütün bunlara niçin katlanıyorum diye düşündüm. Sizler için. Sevdiğim insanlar için, bu mahallenin insanları için, bu mahallenin projesi için. O zaman dedim ki, müşteri ol yani Güneş. Üzülecek bir şey yok. Gözün arkada kalmasın. Dualar seninle birlikte diye düşündüm. Ve o an, artık gördüğünüz gibi yürüyemeyecek olmama sebep olan o an. Uçağı tahliye ederken koridorda çok şişman bir teyze çok üstüme düştü. Neyse ki artık aranızdayım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi tek tek. Sen yaşasın ya. Ya ayakları hissetmiyor. Eli öpelim. Eli öpelim. Eli öpelim. Dövsün ya. Hep beraber. Hep beraber. Can. Her şeye rağmen seni de çok seviyorum. İtiraf etmem gerekirse şöyle bir hadise oldu. Bir anda bir çınlama geldi. Dedim acaba biri beni mi anıyor diye düşündüm. Sonra baktım ki bu öyle bir şey değil. Son sözlerin kulaklarımda yankılandı. Son sözlerinin bana ettiğin beddualar olması beni o kadar yıktı ki. Senin için de korktum, benim için de. Canım, canım. Hiç de elleri boş gelmezler. Taş getirmişler. Ne taşı o? Taşlar. Bizim memleketin taşları. Şifalidir bunlar. Kamer kardeş. Bunları kaynat. Sonra iki kere su ile sabah akşam güzelce ovala ayaklarını. Üç gün ayaktadır. Biz o zaman bunu şöyle bırakalım masanın üstünde. Ah Güneşciğim ya. Öyle mutlu oldum ki aramıza döndün. Gerçekten çok üzgünüm. Herkesten tek 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 özür diliyorum. Hayvanım ben. Gerçekten ne dediğini bilmeyen bir hayvanım. Yani sen böyle bir şey hak etmiyordun. Ben de böyle bir şeyi söylemek istemiyordum açıkçası. Yani şeytan mı girdi artık içime ne olduysa. Hiç saçmaladım. Çok özür dilerim. Güneş, senden gerçekten çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Kardeşim. Biz seninle aynı mahallede büyüdük. Bundan sonra benim yanımdan bir santim dahi uzakta kalmayacak. Bütün her şeyiyle ben ilgileneceğim. Bir saniye Zeynep'ciğim. Yanındayım. Her şeyiyle ama. Gerçekten her şeyiyle ben ilgileneceğim. Bir saniye şuraya durur musun? Güneş abi bu birazcık film şeridi falan kesin var diyorsun yani. Film şeridi banko var. Şerit banko var çünkü her birinizi tek tek gördüm ben. Bütün ayrıntılarıyla. Ölüleri yediniz mi? Yok, sipariş verdik ya normal sepetten. Ben bir şey merak ediyorum abi. Messi mi Ronaldo mu? Ya şimdi bu çok... Messi. Eyvallah. Neymar da kafamı karıştırıyor ama benim. Arkadaşlar, Güneş Bey bugün çok yoruldu. Eğer izin verirseniz biraz dinlenecek kendisi. Evet, evet. Allah'ım öptüm adamı öptüm ya. Öptüm. Oh öptüm vallahi Güneş'i ağzından öptüm ya. Oh. Caniko oh. Ben seni saydan anlamadım planını. Neydi orada planın? Gittik adamı duyalım sen öptün adamı. Ne yapsaydım istiyorsun mesela ne yapsaydım? Nasıl davransaydım adama? Ama şimdi nedir yeni planımız? Biz ne yapacağız şimdi? Ya görmüyor musun? Beni bir numaralı halk düşmanı ilan ettiler. Farkında değil misin bu mevzunun ya? Tamam ama şimdi ne yapacağız? Şu anda Güneş'in dibinden ayrılmıyorum. Planım bu. Bundan sonra Güneş nerede, ben orada. Güneş'in bir açığını yakalayacağım bu şekilde. Olay bu.
değilsin o yarıktan, o açıktan girebiliriz bir türlü. O açıktan bir şekilde içeri gireceğiz, güneşin içine sızacağız ve güneşin bütün planlarını, foyalarını ortaya çıkaracağız. Belki lazım biraz daha doldurasın, büyütesin işi, yalanlarını daha da fazla ortaya çıkar. Aynen öyle işte. Nedir planın? Bir, güneş o uçakta değildi. Bunu biliyor muyuz? Bunu biliyoruz. Güneş aslında yürüyebiliyor. Güneş insanların duygularıyla oynayan aşağılık bir denyo. Denyo. İnsan bile değil. Değil. Ne olduğu belli değil. Hiç ben anlamadım ki. Ve güneşin artık bu noktadan sonra bütün foyaları açığa çıkacak. Güneş ofisinde nükleer bomba yapıyor. Çok iyi bu nükleer. Nereden geliyor aklıma bu IQ'na? Güne hayranım ben IQ'na. Ha işte be. Ay nükleer. Anladın mı niçin öptüm ağzını? Son bir çay içelim mi? Son mu? Bir çay içelim de. Şey yapma ama. Orada bak. Rutubetli kalmış var, ondan değil. Dur ben mi yapayım? Ağzına... Bırak, bırak, ben yaparım. Efendim, ne yapıyorsunuz? Tamam, risk almayı seviyorsunuz ama bir gören falan olacak. Çok kıpraşmayın. Kamer, bir işime karışma benim. Belki de hayatımın sonuna kadar ben engelli taklidi yapmak zorunda kalacağım ya. Bir sus. İşler o kadar büyüyecek mi? Canı avcumun içine almışım. Hayatta bırakmam. Bence Canan çok da fazla güvenmeyin. Ya sen bir güvensene bana. Titreşip durma karşımda. Biri geliyor. Geliyor, geliyor. Ay ağzıma girdi ayak. Kim o? Can. Ne haber? Gel. Hoş geldin. Adamın nerede? Adamın kim ya? Ya sen benim adamım olduğuna göre artık. Senin yanındaki adam da benim adamım sayılmaz mı? Babür'den bahsediyorum. Babür mü? Babür adamım değil ya, arkadaşım o benim. Ya arkadaşım diyor ya, bu fakirlerin ne garip huyları var ya. İyi hadi tamam hadi. Bir çay koy bakalım madem. Çay mı? He. Misafirimiz gelecek. Misafir mi? He. Hangi misafir? Kaydım gel. Zeynep gelecek Zeynep. Zeynep mi geliyor? E tabii sen Zeynep Hanım diyeceksin. Ha. Can, sen bundan sonra ben ne dersem yapacaksın diye konuşmadık mı biz? Hani çay, hani miş? Ah, tam o esnada. Ne haber Güneş? Ay dur yardım edeyim. Varlığın varlığına armağan olsun Zeynep. İyi sen? Zeynep, ne haber? İyi iyi. Gözün üstünde. Allah Allah ya. Tamam işte konuştuk yani. İyileşene kadar bakacağım yani. Ne yaptım ki? Ne yaptım da yani? Duruyorum işte. Zeynepciğim. Ben Can'a güveniyorum yani. Samimiyetine inanıyorum. İkinci bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kamercim, evrakları getirir misin? Ha. Can'cığım. Ne? Sen park üzerindeki hisselerini bize devret. Böylelikle her şey daha kolay olacak. Projemiz yürürlüğe girecek ve mahalleli sana tekrar güvenebilecek bence. Tabii söylediklerinde ciddiysen, samimiysen. Kandırık şu naylon var orada. Gel şöyle. Naylonu atıyor ya. Ulan ne kadar uyanık adam ya. Hemen oradan kesti onu abi. Evet. İmzaladın mı? Vallahi şaka gibi. Yaptık. Ay Can son imzayı attın. Sayende o kadar güzel olacak ki. Hakikaten sağ ol. Güzel olacak, çok güzel olacak. Ne yapıyorsun ya? O zaman bir çay içer miyiz ya? Senin yaptığın plana tüküreyim ben. Kendi ellerinle verdin parkı adama. Başka bir planın var mı bari? Başka planın da yok değil mi? Var mı başka planın? Ya dur bir gelme üstüme, düşüneceğim biraz ya. Bir düşünmem lazım biraz. Kafayı bir toplayayım ya. Ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Nasıl yardımları yapıyorsun? Nasıl bir asistansın orada? Ne yapıyorsun? Su isteyip su mu götürüyorsun? Bir takım ihtiyaçlarını karşılıyorum ne yani. Ne ihtiyacı olabilir? Bir insanın ne gibi ihtiyaçları varsa onları karşılıyorum. Su istiyor, su götürüyorum. Acıkıyor, yemek getiriyorum. Öf, tiksiniyorum kendimden. Dur sen de bir panikletme insanı ya. Ben üzülün için düştüm bu duruma. Bu duruman için düştün üzülün ben kardeş. Ya. Bunun için. Efendim, geliyorum efendim. Koş hadi ya, koş. Ya neredesin? Koş, Güneş Bey çağırıyor. Hay ben ne bileyim kız. Kafamda karıştı. Ben bilemem ne yaptığımı. Sen kim plan kim? Abi zeki hakkı. Baştan beri söyleyeyim, yollamayacaktınız beni buraya. Zeki hakkı, ben bunu nasıl uğraşan bu adam? O aşağıda konuşan kim? Efendim? Oh ana.
Can! Ağzım sulanıyor. Gel. Bittin değil mi? Çok yoruldun değil mi? Yoo. İyi bak, bu emeklerinin karşılığını şimdi alacaksın. Al bakalım. Ya hediye mi var? Sana layık değil ama. Bakayım. Aa, çok güzel. İnanılmaz. Ay çok güzel, çok şeker, çok tatlı. Gerçekten. Ay denesene. Ya ne kadar güzel. Ben bunu kabul edemem ama. Bu sizin en sevdiğiniz elbiseniz. Sen... Geldi dolaştı, şaka bizim bir yerimize girdi ya. Tamam, o değildi. Şakanın sınırını zorladık. Şimdi asıl hediyeni verebilirim. Al bakalım, al bakalım. Bu gerçek hediye. Ya ne kadar tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Aynı şakayı bana da yapmıştınız zamanında. Evet, ama sen ne güzel kibar karşılamıştın bu. İnanmıyorum, inanmıyorum. Çok güzel, çok güzel. Uşak kıyafeti. Uşak değil. Şoför. Şoför kıyafeti, en sevdiğim. Çok güzel. Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Her şey buna göre kurgulamış. Tamam, hallederim ben. Bir saatte bir şeyler yaparız artık. İyi tamam, hadi giy de gidelim imzaları toplayalım. Daha çok işimiz var. Oy 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 oy. Baban istasyon yapalım diye parkı bize bıraktı. Şimdi Güneş Bey'e mi devredeceğiz? Evet. Okey veriyorsun yani. Okey. İyi, madem okey diyorsun. O zaman... Hayırlı olsun. Çok doğru bir karar. Hayırlı olsun. Hadi öbürlerine gidelim hadi. Bir ara gel, elektriklisini yapayım ben sana. Ben artık hepsini yaparım. Evet, yorulursun yani. Benim için mi? Ha? Sen nereden biliyordun benim geleceğimi?
Başka hiç kimse gelmedi. Tamam, doğru. Aa. Onu da çıkar. Hoş geldiniz. Aa! Bana bak, sen beni Kadıkule'ye getirip böyle fazla fiyattan satmayacaksın değil mi porsiyonunu? Şimdi benim vardır bir tane business planım. Sen küfteyi istediği kadar yiyebilirsin. Sonra git mahalleliye anlat. Ne kadardır mis, ne kadar da güzel babelin küftesi. Hayatta torpil yapmam. Yiyorum. Sen beni ne zannediyorsun? Ne yükmesi be? Yanlış anladınız. Yanlış anladınız Ayşe Hanım. Dur, bana bak, bir daha sakın karşıma çıkma. Terbiyesiz. Caniko, yanlış anladın. Ne yükmesi? Ayşe Hanım. Beni bir daha Ayşe anladı. O da yanlış anladı. Güneş'cim, biraz çirkin olmuyor mu bu böyle? Can, sen de otur. Niye? Takılma kötü olmuş. Çok güzel. Bence çok iyi. Çok yakışmadı ama Can, sen nasıl hissediyorsun? Çok inanılmaz iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Özellikle şemsiyeyle müthiş bir uyum içindeyim efendim. Bak görüyorsun, o çok mutlu. Sen hiç üzülme. Ya ne yapsak, böyle değişik bir şey mi yesek? Kar helvası yiyelim. Kar helvası. Can'cığım, bize kar helvası getirir misin? Kim? Sen. Ya, anlayamıyorum. Kar helvası nedir biliyorsun? Ya böyle ilk yağan karın üstüne pekmez dökerler. Acayip bir lezzet olur. Ha, kar helvası. Evet. Kar elması anladım ben. Kara elması anladım. Beni ne istiyor acaba? Tabii de bulurum onu hemen. Hadi. Şimdi mi? Evet. Şemsiye ne yapıyor? Bir ipucu. Bir şey bulmam lazım. Bir ipucu bulmam lazım. Allah'ım inşallah kabızdır. İnşallah. Yahu. Hiç mi yok? Hiç mi yok? Hiçbir şey yok. Can. Efendim Güneş Bey. Bitti. Geldim. İlk geldiğimde de sefilin içinde iyice çukura battım. Sus bu abi, sus. Allah aşkına sus bu abi. Çok fena. Bir 10 dakika kestireyim şurada. Maaş alayım mısın bari, yoksa kendiliğinden mi uşaklık yapıyorsun canı gününden? Zevk alıyorum. Zevk mi alıyorsun? Adamın yancısı vardı. Yancısının yancısı oldum. Mazoşistim ben ya. Nasılsın? Mazoşist. Nedir o? Mazoşistim ben, mazoşist. Hayır ya, hayır ya. Of abi, ne kadar geveze adam ya. Of, ne kadar işi varmış. Çok çalışıyormuş bu adam gerçekten. Hiç bitmedi işleri. Al, ne var? Ne var? İslik. Efendim Güneş Bey? Alo, canı isteyen. Neredesin? Bak, takım elbiselerim alınacaktı terziden. Hallediyorum şu anda Güneş Bey. Onun için koşturmacı halindeyim. Oho. İşimiz var senin ama ya. Ben kendim gidip alabilirdim ama. Durumumu biliyorsun. Böyle olmasaydım ben de gidip alabilirdim ama o bedduayı etmemiş olacaktın sen bana. O zaman ben de koşup oynardım. İnsanlar gibi ben de rahat rahat dans edebilirdim. He? Hadi git yap. Hadi git al gel. Hadi. Ah keşke, keşke Güneş Bey. Hemen gidiyorum. Çok özür dilerim. Hemen. Allah belanızı vermedi Güneş Bey. Koş bekletme, sahibin çağırı. Ya ben bu kadar çalışsam zaten zengin olurdum ya. Bu kadar çalışmaya zengin olur insan abi. Ben mi dedim be sana bu planı yapasın? Koş şimdi küpe gibi arkasından. Konuşma, benim ağrıyor. Bir kütlet beni. Abi ya öyle kütlet dedin. Allah seni gari. Yürü git be başımdan pislik ya. Onun çürüdü be. Koş sahibine çağırı. Geri zekalı. Güneş Bey'in takımını alabilir miyim? Şimdi ütü bastı mı sıcağı sıcağına yetiştir. Hadi koş. Bu ne ya? Kamer. Yine top sektiriyor. Yukarıdaki kamer top sektiriyorsa dışarıdaki kamer ne yapıyor?
Can, niye öyle alelacele geldin ya? Heba ediyorsun kendini vallahi billahi. Ne yapıyorsun sen burada? Her zaman yaptığım şeyi oturuyorum. E terlemişsin ama. Ya çok sıcak ya. Kamer de verdi şunu bana. Yandım vallahi yandım. Hiç yok ama yandım. Hiç kimse yok diye sıkıntıdan top sektiriyordun değil mi burada? Nereden çıktı ya? Neremle sektireyim? Aa, aşk olsun Can. Ya bırak bu ayakları be. Biz yer miyiz ya? Bıraktım ayak mayak mı kaldı zaten? Ayak kalmadı ki. Bir sürü sinek ölüsü var yerde. Sıkıntıdan önce sineklikle sinek avlamışın, yetmemiş doymamışın, top sektirmişin. Biz de bunu yedik. Bu bacaklar çalışmıyor yani. Evet işte, görüyorsun halimi. Sen yürüyemiyorsun diye çok üzülüyorum ama biliyorum ki numara yapıyorsun. Ne yapmam gerekiyor şu anda? Bu bacakların yürüdüğünü ben biliyorum. Ben biliyorum. Bunu ispatlayacağım. Herkese ispatlayacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Yapma. Yapma Can. Neden yapıyorsun bunu? Biliyorsun halimi, biliyorsun. Üzmek için yapıyorsun değil mi beni? Oynayamayacağımı bildiğin için yapıyorsun değil mi bunu? İçin içine ısınmıyor değil mi? Şu anda ayaklanmak, benimle beraber dans etmek istiyorsun değil mi? Gece kulübe götüreyim mi seni Güneş? Yapma Can, yapma şunu. Gidelim mi kulübe, gidelim mi senden beraber? Baş başa ikimiz. Peki böyle hissizlik var mı bacaklarda? Evet, hissizlik var. Bacaklarım sanki böyle iki odunun üzerinde duruyormuşum gibi. Odun mu? Odun. E o zaman ben sağ. Ne diyor? Aradım açmıyor. O zaman bir daha arayalım bakalım ne diyecek. İz çıktı be. İzi çıktı. Şimdi ne dedi? Keşke olsaydı. Eagle deneyim mi bir de? Haydi bakalım. Yok Cancığım. Bacaklarında kan dolaşıyor Güneş. Su nasıl? Yok. Can, olmasını çok isterdim ama yok. Bir deneme daha yapalım mı? Bu sefer tersiyle. Geliyorum. Biz aramızda konuştuk Can. İkametgahını Mecidiye köye aldırmanı istiyoruz. Küv mü? Neresidir bir küv? Uzak mıdır? Böyle insanın harman olduğu, her gün 1 milyon kişinin indi bindi yaptığı zerzavat bir köy. Mecidiye köy. Pardon. Siz kim oluyorsunuz peki? Biz. Bir kısım mahalleli. Olarak. Sen şimdi çocuklara kötü örnek oluyorsun. Herkesin gözü önünde sakat bir adamı dövüyorsun. Tıp kitaplarına baktım, bunun karşılığında manyak yazıyor. Manyak. Of. He? Of başım ağrıyor. Şiştim. Vallahi şiştim. Of içim şişti. Manyağım ben, evet manyağım. Ben manyağım. Gerçekten manyağım. Büyük manyağım. İçimde böyle kudretli bir enerji var. Hakim olamıyorum. Bazen gözlerimden fışkırıyor. O kadar büyük enerji var ki başım ağrıyor. Kulaklarım kanıyor yani. Bayır bakışımla uçakları düşürüyorum. Bir tükürüşümle gemileri batırıyorum. Bir üfürüyorum böyle denizaltılar su üstüne çıkıyor. Ben bu mahalleden gitmeyi düşünmüyorum bu yüzden. Ama istiyorsanız çok rahatsınız, siz gidin. Hatta ben göndereyim sizi. Kem bakışlarımı size yollayayım buradan isterseniz. Ben göndereyim. Yok, sakın. Nazar bakayım mı siz? Bakma. Yok. Sakin ol Can ya. Bakma. Tamam, gerek yok. Gitti. Kem gözlerimle bakmaya başladım. Gitmiyorsun yani. Yürüyün. Tamam, ben gittim. Tamam, bakma. Aman bakma. Ulan nasıl bu insan bunlar ya? Nasıl insanlar bunlar abi ya? Aynı mahallede yaşıyoruz. Beni kaç senedir tanıyorsunuz. Şu muameleye bak ya. Of babir beni, of. Of beni, of. Doyana kadar of. İnce of beni. Ondan sonra sev beni. Ay. Can. Ay canım ya. Ayakkabımızın içindeki küçük taş parçasıydın sen. Hamburgerimizin içinden çıkan küçük kemikçik. Patatese sıkarken yanlışlıkla gömleğinize sıçrayan ketçapsın sen. Öyleydin. Ya da yoğurt yerken ekmekle dibini sıyırdığımızda kalmayan yoğurt. Hiç yapma sen, hiç olmuyor senin yaptıkların. Benzetme. Tamam peki, teşekkür ederim. Ya o kadar keyifli ki. Ya bugün çalışanlarımızın yemini duble ver ya Kamer. O zaman ben de kendime pideyi 1,5 söylerim. Söyle. Tatlı da söyle anam. Asıl ne zaman bombayı patlatacağım biliyor musun? Bu çekilenleri Zeynep'e izlettiğim zaman. Güneş Bey, yemin ederim harikasınız. Keşke daha çok elim olsaydı.
Sizi daha çok alkışlamak için. Bak hayırlı da oldu. Rahmetli babaannemin hacıdan getirdiği gizli kameralı ayıyı da hayırlı bir işte kullanmış olduk. Kim bilir niye getirdik adam onu. Allah kabul etsin. Ayşecik. Ben sana karşıma çıkma demedim mi? Çok affedersin ama isteğim sana çok önemli bir şey Süneyi. Çekil başımı. Ayşecik. Bak ben istemedim seni İpek. Ben istedim seni koklayayım. Bir de banaydın. Banaydın ne demektir? Banmak banmak. Neyse sonra anlatırsın. Bak bir insan güzel yemek yedi mi? Güzel kokiler, salkiler bile. Etrafına. Sen de yedin benim küfte mi? Ben de istedim bakam. İstedim koklayayım ki anlayayım. Sen benim küftemi sevdin mi, sevmedin mi? Ya bırak Allah aşkına. Sen baya baya bana asıldın. Yoksa neydi o örtüler, çiçekler, masalar filan, ha? Kuru iftira. Bak ben sana şimdi bir şey göstereceğim. Bak şu fotoğrama. Benim memleketimde vardır. Çok güzel bir sevdiceğim. Rica ederim üstündeki suçlamayı kaldır. İyi tamam. Tamam mı? Oldu mu? Gidebilir miyim şimdi? Git ama sana bir şey daha söyleyeceğim. Senin açlığın değildir çüfte. Ayşe kız, değildir çüfte. Senin açlığındır sevilmeye. O yüzden senin bu afrat tafran, bu triptonik hareketlerin tondadır bilesin, bilesin Ayşe kız. Bana bak yemin ederim senin gözlerini oyarım ha. Ben hiçbir şeye aç filan değilim. Ayrıca benim de var bir sevdiğim. Nerededir fotogrammi? Gerek yoktur fotogramine. Anladın mı? Her gün görüyorum. Sen de görüyorsun o fersiz yüzünü. Fersiz yüzünü dedi. Kimi kastetti acaba? Benim ya beni olamaz. Kimi acaba? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Kendi insanımı tanımaz oldum ya. Gerçekten. Hani kendi insanımın dedikodusunu yapacak gibi olmayayım sana ama durum çok vahim. Bu adam bunu niye yapıyor diye sorar. Sen ne yaptın yine ya? Ne yaptım yine ya? Ne yaptın? Ne yaptım? Ne vuruyorsun adamın ağzına yüzüne? Ne yapmışım? Vurmuşum. Bak ben de dedim, şimdi konuşuyorduk ya, şu an konuşuyorduk ya. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. İnanılmaz bir şey çünkü ya. Ya herkesin söylediğine inanma. Herkesin söylediği her şeye inanma. Ağzına yüzüne vurmuşsun bilmem ne. O da çığ gibi büyür büyür suratımıza patlar ya. Zeynepciğim insanların ağzı torba değil ki güzelim. Bir bin yapmakta bunların üstü yok. Ya bizim milletimizin olayı bu. Tülühat bizde. Dümbüllü bizde. Nasrettin Hoca bizde. Karagöz Acıvat bizde. Bizim olayımız bu yani. Kata 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 kata. Çoğaltıyoruz yani. Bunları şey yapma fazla. Geniş olalım değil mi? Ağzımıza burnumuza vuralım mesela birbirimizin. Abartıyorlar mı? Güneş mi abartıyor? Mahalleli mi abartıyor? Abi bayağı gördüm. Neyi gördün? Gördüm. Nasıl gördün? Gördüm. Bayağı her şeyi izledim. Bütün rezilliğini gördüm ben senin. Nerede izledin ya? Videodan. Hangi videodan? Bayağı Güneş'in gösterdiği videodan. Ofisinde bir tane kamera varmış. Oradan izletti bana her şeyi. YouTube'a mı düşmüş? Düşmemiş daha ama düşer yakında. Ofisinde kamera mı var? Ofisinde kamera var. Her şeyi gördüm diyorum ya. Seveyim seni bir yerinden tutayım diyorum. Savunayım diyorum. Rezil ettin kendini ya. Vallahi. Zeynep tut ne? Beni tut. Ne? Çünkü oynamaya başlayacağım şimdi. Her şeyi izledin mi? Evet izledim her şeyi. Her şeyi hakim misin şu anda? Her şeyi gördüm. Ne oluyorsun? Öncesini de gördün mü? Ne? Neyin öncesi? Top sektirirken izledin mi? Yok. Demek ki sadece o bile o izletmiş. Top sektirdiğini izletmediyse... Bundan sonra gol olur. Ay inanamıyorum. Şu anda hiçbir şeye inanamıyorum. Gerçekten iki güne kalmaz öğreneceksin. İki güne kalmaz öğreneceksin. Ben de gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Abicim kafayı yediniz. İkiniz bir oldunuz. Kafayı yediniz. Çekil şuradan. İki gün diyorum ya. Max iki gün. Utanmadan konuşuyorsun hala. Ne videolar izleteceksin ben sana? Anladın değil mi? Mevzuyu anladın mı? Tam olarak sezemedim. Abi, videonun öncesine bulaşmamız lazım. Her şeyi çekmiş herif. Ama sadece o bloğu izletmiş, öncesini izletmemiş. Öncesini biz izleteceğiz. Evvelen yaldık mi foyası ortaya çıkar. Foyası ortaya çıkacak işte. Ama nasıl alacağız onu? O videoyu nasıl ele geçireceğiz? Bu arada planım. Ne ara yaptın plan? Efendim? Bende dur. O ne oldu? Hareketin neydi? Yüzünü sana çevirdim. Çevir, çevir. Bak yere. Kalbindesin. Çüfte ister misin daha bir tane? Alırım. Bu bir aramadır. O ne be?
Buyurun, kime bakmıştınız? Böcek için geldim. Böcek diye biri yok burada. Ama şurada biraz ileride böyle bir köfteci falan bir şey var ya. Orası çok böcekli bir yere benziyor. Uzaktan hiç de gitmedim ben oraya. Şimdi beni iyi dinle. Biz burada gevezelik yaparken kocaman bir hamam böceği kim bilir hangi köşeyi mesken tuttu da yavrularını bırakıyor. Zamanla tüylü tüylü yavru hamam böcekleri peydahlanacak. Her yerde gezinecekler. Ay, ay! Ayılama bana. Hikaye daha yeni başladı. Bunlar büyüyecek. Flörttü, ilişkiydi, evlilikti derken zamanla çoğalacaklar. Günün birinde bir bakmışsın, bütün binayı sarmışlar. Sen her gece kapıyı kapatıp eve gittiğinde bu hamam böcekleri burada harem yapacaklar. Ya tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Yukarıda biri var mı? Bu yukarıyı severler bunlar. Güneş Bey var. Güneş mi? Hemen onu buraya çağır, dışarıya al. Ben işimi bitirmeden de içeriye girmeyin. Koş! Koş! Bunlar uyanmadan benim bu kamerayı bulmam lazım. Uy, ne güzel ayocuk. Ne oldu acaba Kamer? Yakaladın mı böceği? Ya biz bu çalışanları falan dışarı mı çıkarsaydık acaba? Şimdi bunlar ilacı zehri falan yiyince başka bir şey olmasınlar. Gerçi daha ne olacaklarsa. Yok, çıkaramayız. Çıkardığımız anda kaçıp gider hepsi. Bir daha nereden yakalayacağım? Nereden bulacağız biz o kadar çalışanı? Olmaz, hiçbir şey olmaz. Yoğurt veririz, geçer gider ya. O da doğru. Ha? Ne oldu? Yakaladın mı böceği? Tertemiz oldu beyefendi. Endişeye mal yok. Oh. Bundan sonra dikkatli olun ama. Tamam. Şimdi benim acelem var. Sağ ol. Ben bunu bir yerden çıkaracağım ha, vallahi. Aman canım, böcekçi böcekçiye benzer. Aa! Ay. Otur otur, mahvoldum be. Of. Bu nasıl ilaçmış? Yok bir kokusu da. Hatta bir güzel kokuyor. O benim Kamer. Pardon efendim. Nasıl güzel koktuğunuzu unutmuştum. Ayı? O biraz ağır olmadı mı? Ayım. Ayım yok. Ya üzülmeyin, ben alırım. Alırım ben size yenisini. Hani bu sevgililer gün dalıyor ya kocaman bülü. Onlar da. Ya Kamer, ben onu mu diyorum ya? Kameralı ayıdan bahsediyorum. Yürü, çalmış. Çabuk, çabuk! Birden gidelim, bir boş dur. Tamam, ben kestirme bir yer biliyorum. Uy uy uy, fena vurmuşum. Bu iz bırakar. İz bıraktı, iz bıraktı. Geç biraz, geç. Başa sar biraz. Of. Ne koydum ben? Tekniki fena değilmiş. Biraz daha alır. İki gün önce gitsene. İki gün. İki gün öncesine bir git bakalım. İşte buyur. Bu demek oluyor ki bu herif uçağa hiç binmemiş. Şu anda bu adam tam olarak uçakta olması gerekirken gebeş gibi yatıyor. Ha, sendeysen orada, bu buradadır. O kaç gün boyunca bu ofiste yatmış, gizlenmiş herif. O yüzden binmemiş uçağa. Ha, ben. Ama ben bileyim onu. Ulan gerizekalı, sen biliyorsun zaten. Senin bilmen bir şey değiştirmiyor. Bunu insanlar bilmiyorlar. İnsanlar bunu bilse şu anda neler olur burada bir düşün. Ha, o vakit ben gideyim devrana. Ulan kocam eti bir perde alayım, sonra götürelim onu kahveye. Kahveye toplayalım milleti, milleti getirelim galeyana. Toplayalım sonra fişekler, meşaleler, toplayalım odunlar. Sonra basalım ofisi. Sonra ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Biz hiç kimseye bir şey söylemeyelim. Benim başka planlarım var. Bu tarafa doğru gitti. Bu tarafa doğru, ama belki bu tarafa doğru, yani bu tarafa doğru gitti. Yani bir tur attık işte, bir tur daha mı atsaydık acaba? Ben arabayı alayım, bir kere daha gezeyim mi?
Kamer babacığım, ben sana arabayı veriyorum ama anahtarı istediğin zaman alıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Vallahi gözünü kıracağım şimdi ha. Can. Bu işin içinde can olduğunu anlamalıydım ben ya. Canım belki sadece hatır sormak için. Efendim. Alo Güneş Efendi. Merhabalar. Bir durumla ilgili bilgi vermek üzere aradım. Ayıcığım bende. Yani ayın bende şu anda. Onunla ilgili aramıştım. Yani bu şu demek oluyor. Senin o uçağa binmediğini biliyoruz. Hiç binmediğini biliyoruz. Üstelik yürüyebildiğini de biliyoruz demek oluyor. Tamam söyle, ne kadar para istiyorsun? Hayır hayır hayır, parayla falan işim olmaz benim. Para falan istemiyorum. Karşılığını tek bir şey istiyorum. Senin o imzalarını topladığın hisse senetlerini bana tek tek iade edeceksin. Tek şartım bu. Hayır. Aracıyla, falanla, filanla uğraştırma beni. Kendin böyle tıp tıp tı mahallenin içinden geçerek ve dahi yürüyerek buraya getireceksin onları. Anlatabildim mi? İçinden geçeyim. Ama bu şekilde herkes her şeyi anlayacak. Birazcık benim gururum birazcık incinebilir bu durumda. Böyle yapmasak. Zaten biraz da maksadımız bu. O zaman yayınlıyorum. Yayın da toplar ya. Neyse tamam. Geliyorum. Ayrılma hiçbir yere. Hadi bakalım. Caniko. Ben bu ayıcıkı geri vermem. Sana ayı çiftliği kurarım ben Babür. Ne diyorsun? Ben bunu isteyeyim ama bak. Çortur benim gibi. Çorokli. Ayıcık çorokli. Arabayı hazırlatayım mı? Arabayı hazırlat, evrakları getir. Bir de eski takımı topla Kamer. Eski takımlar. Çok iyi fikir. Şimdi onlar düşünsün. Ne kadar salak bir insan oldun sen ya. Bir takım elbise istiyoruz alt üstü. Buyurun eski takım. Lan biz. Evrakları yetiştiriyorum. Siz yürüye durun, ben de evrakları yetiştir. Bunu da kim park etti buraya? İmzalı evraklarını al, kameramı geri ver. Tamam ya, bir acelesi yok. Var vaktimiz yani. Babür bir kontrol etsin, sonra temiz temiz yapalım alışverişimizi. Çifte atayım mı arada yiyesin? Sağ ol. Karizmanı düzeltebilirdin, paraya para demeyebilirdin. Ama sen parkı düşündün, malsın mal can. Maalesef biraz malım ya, evet. Ama ne yapayım yani? Bu park bana babamdan kaldı ya. Her şeyden daha önemli benim için. Ne yapayım ben karizmayı, parayı? Ne işim olur benim parayla Allah aşkına? Bir düşünsene ya. İnsanın ailesi, arkadaşları, sevdikleri olmadıktan sonra parayla ne yapabilirsin yani? Tek başına yiyince zevki çıkmıyor ki ya. Karizmanın da tek başına bir anlamı yok. Arkadaşın olacak yanında, sevdiklerin olacak, ailen olacak. Sevdiğin bir arkadaşınla oturacaksın, muhabbet edeceksin, derdini paylaşacaksın, köfteni paylaşacaksın, ekmeğini paylaşacaksın. O zaman olacak yani, değil mi? İnsan tek başınayken hiçbir şeyin anlamı olmuyor ki. Evraklar tamamdır Caniko. Bu hisselerin hepsini sabırla toplayacağım. 5000 parçalık bir puzzle gibi. Puzzle'ın en küçük parçası böyle kayıp olacak. O parça sen olacaksın Can. Ayımı alayım. Kamerayı vereyim. Ayıcık bende kalabilir mi? İkisini beraber istiyorum. Niçin? Yadigar ya. Babaannemden, hacıdan getirdi. Bu ne be? Bu niye böyle nemli nemli? Altı biraz islendi. Niye? O şey... Havalar bir gidiyor bir geliyor ya, yağmur yağıyor. Biz de anlamadık yani, ondan oluyor yani rutubet, nem. Bu biraz böyle yapış yapış da, ne yaptınız buna? Benim de üstüm öyle. Havada nem. Hadi selam. At dosyaları at, yak hemen, yak. Yak, geri gelecek adam, yak dosyaları, yok et. Caniko. Sen ne kadar iyi bir insanmış. Ulan manyak, ne iyisi. Tuvalete düşürdüm adamın ayısını. Kamera mamer hep suya düştü. İçinde kim bilir ne var. Bomboş diski aldı gitti, geri dönecek şimdi pislik herif. Ne kadar pis bir insanmış. Hepsi geçti artık birlikteyiz. Artık ayrılmayacağız hiç mi?
Düşünüyorum deminden beri. Acaba gitsek mi ya buralardan? Nereye gideceğiz? Ne bileyim ben, gidelim başka bir yere gidelim ya. Kulağınımız iyi. Küfte varmış diye duyduk. Elimizde. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hadi şöyle koyalım. En sevdiğim adamım. En kral adam sensin. Cana bela. Hadi küfte. Olacak sönmeyecek. Arabanı alacağım bak. Yavaş al. Buraya buraya. Küfte. Küfte. Hay anasını ya. Dur bakalım. Öyle şey yok. Ver bakayım oradan bir köfte. Güzel pişmişinden ver. Buyurun Siver amicim. Buyurun. Aynı rahmetlinin gövdesi. Yenilgi beni acıktırdı Kamer. Merak etmeyin efendim. Can bu sefer balına kurtardı durumu. Ama bir dahaki sefere böyle olmayacak. Hiç merak etmeyin. Efendim şu anda şoktayım. Sizi ne zamandır ilk defa ağlarken görüyorum. Şu anda babaannemin yıllar önce söylediği, rahmetlinin yıllar önce söylediği nasihatı şimdi kafama dank etti. O yüzden ağlıyorum Kamer. Neymiş acaba o efendim? Çok merak ettim. Rahmetli derdi ki yavrum derdi, pidelerin kenarlarını bırakma böyle bak arkandan ağlar derdi. Ben de hiç takmazdım, hep bırakırdım. Can pideden uyandı bence bu işe. Ben kendi evimde yani yürüye yürüye alabileceğim bir galibiyeti kaybettim. Özür dilerim pide kenarları. Özür dilerim babaanne. Affet beni. Ve siz ekranları başındaki güneş dostları, minik yavrular sakın yemeğinizi bırakmayın arkanızdan ağlar. Pidelerinizin kenarlarını da bırakmayın, değil mi? Aşık olan haykırır, mutlu ol yeter.